Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şöyle tığımın numarası 21 numara. Yine size çok güzel bir model hazırladım. Şöyle şu şekilde göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şöyle yakın plan. Çimeni böyle ara suyu olarak 3 kirpikli trabzan ve bu şekilde iki tane yaprağın üzerine sağda böyle minicik pipiri olan ortada büyük bir çiçeği olan bir model hazırladım. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Bakın şöyle sarı da çok güzel açtı. Bir de sallantılı haline bakıtayım. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Beğendiğim modellerin videolarını sizlerle paylaşıyorum. Yine bu şekilde bu modelin videosunu da sizlerle beraber yapacağız. Evet modelimiz bu. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle ilk önce tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz ve tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar bu şekilde dört tane bu e, kirpikli trabzanlı ara suyundan bırakıyorum. Birisini burada tutturma işlemine kullandığım için ortada bu şekilde sadece üç tane kalacak. Şöyle ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın arkadaşlar. Tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimi sabitleyip üzerine bir tane zincir çekiyorum. Şöyle ipimi hafif uzattım. Çok küçük minik bir örümcek yaparak başlıyorum. Örümceğimizin üzerine tığımın başını iki defa dolayıp iki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battıma şöyle bir iki iki iki, iki alarak şöyle orta büyüklükte bir trabzan yapıyorum. İlk zincirimi altıdan çekiyorum. Altı zincirimi çektim. Hemen trabzanımın arasına kapatıp ilk kirpiğimi yaptım. Diğerlerini beş zincirden şöyle hepsi o zaman uyumlu oluyor. İkinci kirpiği kapattım. Yine beş zincirimi çekip buraya üçüncü kirpiğimi kapatıyorum. Geri kalan kısma da dört tane sık iğne yapıyorum. Bakın kirpikten geriye kalan trabzanımın üzerine 2 şöyle 3 ve şöyle 4 4 tane trabzanı yaptım bir sonraki tığ battıya kapatıyorum bu şekilde trabzanım ben biraz minik olduğu için arkadaşlar bir sonrakine kapatıyorum eğer şayet sizin tığ battılarınız büyükse aynı tığ battıya da kapatabilirsiniz bakın bu şekilde ara suyunu yaptık ara suyumuz bu şekilde 4 tane yaptıktan sonra hemen yuvamızı hazırlayacağız. Şöyle bir zincir çekerek her zaman örümceğimizin dibine muhakkak bir zincirimi çekiyorum. Aynı büyüklükte bu trabzanarım, ara suyumu yaptığım örümceğimin büyüklüğünde bir örümcek yapıyorum ama bakın fazla kapatmadım arkadaşlar. Burayı yuva olarak kullanacağım. Sık iğnemi fazla kapatmayın. İçine gireceğiz. 3 zinciri çektim iki defa tığımı doladım bakın şöyle rahat girebilmek için 2 2 ve 2 3 seferde aldığım kalın bir trabzan 5 tane zincir çekiyorum ve 5 zincirimi kapattım bu trabzanımın arasına buraya bir yuva oluşturdum hemen geri kalan kısma da 4 tane sık iğne yapıyorum şöyle 2 3 ve 4. 4 tane sık iğnemi burayı yaptım. Şimdi 5. sık iğnemi de yine bu trabzan yaptığım sık iğnenin arasına kapatıyorum. Bu şekilde bir dal oluşturdum. Şimdi yine 3 tane zincir çekip aynısından bir tane daha yapıyorum. 2 defa tığımı doladım. Bakın sık iğne yuva ediniyorum. Bu kapattığım sık iğneyi. 2, 2 ve 2 trabzanı yaptım buraya yine 5 zincir çekiyorum iki trabzanın yuvası da 5 zincirden oluşuyor bu şekilde geriye kalan kısmı yine 4 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 ve 4 4 tane sık iğnemi kapattım bakın buraya 3. kez girmiş oluyoruz bir zinciri çekip dibine oturtturdum bakın şu şekilde iki tane yaprak yaptık buraya Ve aynısından yine küçük bir örümcek yapıyorum bakın bir zincirimizi çekmiştik ipimizi birazcık uzatıp şöyle küçük bir örümceğimizi yapıyoruz ve dördüncü tığ battının içine buraya sık iğne ile sabitliyorum şöyle göstereyim bakın Dördüncü tığ battıya kapattık. Bu şekilde çiçeğimizin yuvasını hazırladık. Ve demin yaptığım ara suyunu yine buraya dört tane yapacağız. Bakın bir zincirimizi çektik. Şöyle minicik bir örümcek yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. Ve iki defa tığımı doladım. Hemen iki tane tığ battı atlayıp üçüncünün içine bir, iki, iki ve iki alarak bu şekilde 4 seferde aldığım bir trabzan. 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirimi buraya trabzanımın arasına kapattım. Bu bir 5 zincir. 5 zinciri kapatıyorum. Aynı yere 3 tane kirpik yapacağız. 5 zincir buraya kapattım. Bu 3 ve 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4 4 tane sık iğne 5. sık iğnemi ayrı değil de bir sonraki tığ battıya yapıyorum evet bakın bu şekilde dört tane yapacağız 4 taneden sonra yine aynı şekilde bu örümcekliği sık iğneleri dal olarak yapıp devam edecek daha fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar aynı işlem şöyle dört tane olacak Evet şimdi çiçeğimizin beyaz kısmını yapalım. Evet arkadaşlar şöyle bakın birazcık çoğalttım ve burada yapmış olduğumuz ilk 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile ipimi buraya sabitledim ve 5 tane zincir çekiyorum. Bu ilk kirpiğim. 5 zincirimi çekiyorum. Şöyle 2 5 zincir 3 5 zincir ve 4 tekrar 5 beş zincir 5. kirpiği yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 5 tane kirpiğimizi yaptık. Şöyle minicik arkadaşlar bakın belli belirsiz bir örümcekle fazla gözükmeyecek şekilde büyük olmayacak şekilde şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. Ee, ilk i̇lk önce sık iğne ile geçiş yapalım. Şöyle bakın. Bu şekilde geçiş köprüsü olarak minik bir örümcek kullanıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu örümcek gibi buraya bu şeyleri trabzanları yapmak için minik minik örümcekler yapacağız papatya yaprakları için iki defa tığımı doladım bu şekilde iki iki fazla bakın arasını büyük çekmemek için böyle bu şekilde üç seferde aldım bir trabzan yaptım yine her örümcekten önce muhakkak dibine bir zincir çekiyorum ve buraya yine aynı büyüklükte minik bir örümcek yapıyorum. İki defa tığımı doladım. Buraya beş tane bu şekilde minik örümceklerden yuva hazırlayacağım. Bakın, bu iki ve iki. Üç seferde ikişer ikişer aldığım trabzan. Dibine bir zincir şöyle azıcık uzatıyorum. Dört tane arkadaşlar minik olsun ki trabzanlar buraya bu şekilde küçücük sığabilsin. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 2. Şöyle 2 ve 2 alarak bakın bu şekilde örümceklerden yuva oluşturuyorum. Yine bir zincirimi çektim. Şöyle minik bir örümcek. 2 defa tığımı doladım. Örümceğimin üzerine tığımı doluyorum. Bu 5 zinciri yaptığım ikinci dalıma da bu şekilde 5 tane yuva hazırlıyorum 2 3 4 sonuncu yuva için yine minik bir örümcek yapmak için ipimi uzattım böyle sabitledim buraya iki defa tığımı doluyorum ve sonuncu trabzanımızı da 2 2 ve 2 alarak bu şekilde arasına hemen bir zincirimi çekiyorum bu yaptığımız kirpi ortanca olanına kapattım Şöyle bir zincirimi de çektim, ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde minik minik örümcekler oluşturduk ve trabzanlardan yuvalar hazırladık böyle. Şimdi örümceklerin içine papatyalarımızı yapalım. Evet şimdi şöyle ilk yapmış olduğumuz örümceğin iki telinden girerek ipimizi sabitliyoruz. Tek deli altta, çift deli bizim için yuva olacak üstte. Evet sık iğne ile sabitledikten sonra iki tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doluyorum ve buraya altı tane trabzan yapacağız. İki tane trabzanımız oluştu. Hemen iki zincirle beraber. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. İki ve iki. Üç. Şöyle minik minik papatya yaprakları yapacağız. Dört ve beş. 5 tanesi bakın zincirle beraber 5 oldu. 2 tane zincirimi çekip hemen yuvaya sık iğne ile sabitleyip yaprağımızı kapattık. Direkt hiç zincir çekmeden direkt yuvaya sık iğne ile geçiyorum. Tüm bu örümcekli yuvalara aynı işlemi uygulayacağız. 2 zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. Şöyle 3 4 5 ve 2 zincir çekiyorum. 6 Kapattık yaprağımızı. Yine aynı şekilde buranın iki teli yukarıda tek teli alta gelecek şekilde yuvayı edindik. Şöyle 2 zincir 7 defa tığı doladım aynı işlem arkadaşlar çok da güzel oluyor minik minik bu şekilde 3 şöyle 4 5 baştaki zincirleri de sayıyoruz ve 6 hemen diğer yuvaya geçip şöyle iki telini kapattım bakın arkadaşlar toplamda zaten 5 tane papatya yaprağı oluyor şöyle iki zincirimi çektim Yapması da gayet zevkli. 3 4 5 ve yine iki zincir altıncı trabzan olarak yuvada kapattım. Hiç zincir çekmiyorum bakın. Direkt yuvaya şöyle geçiş yapıyorum. 2 zincir bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2 bir defa tığı doluyorum. 3 4 Bir defa tığı doladım. 2 ve 2 5 tane oldu. altıncı yine trabzan olarak kapattım. Zincir var trabzanda. Şimdi arkadaşlar bir zincir ile geçmiştik ya bu bakın beyaz buraya da bu şekilde şöyle bağlansın diye sık iğne yapıyorum. Üzerine de bir zincir ipimizi koparıyoruz. Bakın kalıp gibi çok güzel bir papatya yaprakları yaptık. Şu ipleri temizleyip hemen geleyim. Evet modelimizi tamamladık. Modelimiz bu şekilde oldu. Çok da güzel oldu. Kalıp gibi zarif bir model oldu. Şöyle sallantılı da diyebiliriz. İkisini de böyle papatya renginden yaptım arkadaşlar. İstediğiniz renklerden rengarek yapabilirsiniz. Ara suyu da bu şekilde. Benim için gayet ideal. Bakın arkadaşlar şu ara suyu bu şekilde. Normal. Eğer siz az buluyorsanız biraz daha uzatabilirsiniz. Dört yerine daha fazla koyabilirsiniz. Bir de bu sallantılı haline bakın arkadaşlar. Nasıl çok hoş ve zarif bir model oldu. Yapımı da bir o kadar kolay. Verdiğim sayılara, tarif ettiğim ölçülere dikkat ederek bu şekilde güzel bir model yapabilirsiniz. Hepsi sizler için daha önce hazırlanılmış şöyle tasarlanmış minik papate yapraklarından oluşan bir model oldu. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.